Finans notlarından merhaba. Merkez bankalarının haftasından geçiyoruz. Sabah saatlerinde Japonya'nın kararı vardı. Bir faiz artırımı geldi. Akşamsa gözlerimiz Fed'de olacak. Ve bu önemli günden geçerken haber akışları etkili oluyor jeopolitik riskler anlamında. Peki piyasalarda nasıl bir durum var? Borsa tarafında biraz satıcılı bir seyir dikkatleri çekiyor. Gün içerisinde biraz daha sertleşen satışları, derinleşen satışları görmek mümkün oluyor. BIST yüz endeksinde şu an itibariyle %1 civarında bir düşüş var ve 10.587 seviyesinden işlemler geçiyor. Bankacılık tarafına baktığımız zaman %0,21'lik kayıp olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafında %1,63 civarında kayıplar dikkatleri çekerken sanayi endeks %1,29 geride şu saatler itibariyle baktığımız zaman. Yani tüm endekse yayılan bir aşağı yönlü hareket dikkatleri çekiyor. Paritelerde dolar TL 33.14'te, euro TL'de 35.94 seviyesini görüyoruz. 36 liranın sınırındaki işlemler karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesi 1.0833'ten geçerken dolar endeksi Fed kararı öncesinde 104.04 seviyesinden işlem görüyor. Bugün Fed'den herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar merakla bekleniyor. Eylül'ü işaret edecek mi? Şahin mi yoksa güvercin bir Powell'la mı karşılaşacağız? Bunların hepsini akşam saatlerinde göreceğiz, öğreneceğiz diyelim ve geçelim emtia tarafına. Emtia tarafında da jeopolitik riskler fiyatlanıyor biraz ama önce Avrupa borsaları ekrana geldi. Şu anda Londra'da ve Fransa'da biraz daha bir pozitif ayrışma olduğunu görmek mümkün oluyor. İtalya'da yönsüz yatay bir tablo gözlemlenirken. Emtiada spot altın 2420 dolar seviyelerinde %0,39'luk yükseliş var. Gram altında 2578 lirayı görüyoruz. Gümüş 28 doların üzerinde ve petrolde de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle %2'nin üzerinde hatta %3'e yaklaşan bir Brent petrolde prim dikkatleri çekerken Amerikan ham petrolde neredeyse %3,5 civarında bir yükseliş gözlemleniyor. Evet, şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersözlü bizimle birlikte olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasında Sevcan Ersözlü ile beraberiz. Sevcan, hoş geldin. Fed'i bekliyoruz. Bir yandan jeopolitik haber akışı, Orta Doğu'da yaşananlar tabii ki radarımızda. İçeride biz borsada bir miktar satış olduğunu görürken tabii ki bilançolarda yine gündemde nedir bugün bize anlatacağın öne çıkan başlıklar? Piyasada bütün gözler Fed'in kararına odaklanmış durumdayken aslında çok büyük bir iyimserlik havasının olmadığını görüyoruz. Her ne kadar bugün vadeli tarafta hem Nasdaq endeksinde pozitif reaksiyon görüyor olsak ve Nvidia'nın dünkü %7'ye varan düşüşünün ardından bugün vadeli tarafta %6'nın üzerinde primleniyor etkisini görsek de riskli varlıklar son dönemde oldukça hırpalandı. Hatta 2000 yılına götürdü bizi. Buradaki kadar sert geri çekildi. Neye kıyasla? Aslında endeksin geri kalanına kıyasla biz hep rotasyondan konuşuyoruz. Bugüne kadar teknolojiyi çok konuşmuştuk ama şimdi S&P 500 endeksinin içerisindeki diğer endeksler yukarı yönde giderken Nasdaq ve teknoloji hisse senetlerinin geri çekildiği bir hikaye yaşadık. Hatta öyle ki son 7 gün muhteşem 7'li hisselerine baktığımız zaman da toplamda 20 günde yani Haziran Temmuz ayının ilk haftasından bu yanaki performanslarında piyasadan 2,6 trilyon dolar seviyesinde varlığı sildi. Bildiklerini gördük. Bu da 20 gün boyunca her gün ortalama 125 milyar dolarlık kayba işaret etti aslında. Nvidia'ya baktığımız zaman da ise bir ay önce görmüş olduğu en yüksek seviyesinden 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine yaklaşık bir piyasa değerini silmiş oldu. Nvidia ayı piyasasına girdi zirveden bu yana %20'lik düşüşüyle beraber. Bu daha öncesinde konuştuğumuz teknoloji hisseleri çok rekora koştu ve artık bir miktar pahalandı. Bu pahalanma kriterini de fiyat kazanç üzerine yapıyoruz derken aslında burada bir düzeltme hareketi gerçekleşti. Buna dair de bir grafiğim var. Terminal ekranımıza bakalım an itibariyle. S&P 500 teknoloji endeksinin fiyat kazanç oranına bakıyoruz. 10 yıllık bir grafik var karşımızda aslında baktığımızda. 10 yıllık ortalamamız 23 seviyesindeyken biz neyi görmüştük? 40 seviyesine doğru çıktığını görmüştük. Ocak ayından sonraki ilk düzeltme ve aslında
Haziran sonu itibariyle yaşadığımız düzeltme hareketiyle beraber mevcut durumda 31 seviyesine kadar geri çekildi. Gelelim bir de S&P 500'ün teknoloji endeksinin S&P 500 endeksine oranına bakalım. Bu aslında Borsa İstanbul'da sınai banka rasyosu gibi bir mesaj veriyor bize. Burada 0.75'e geri çekildiğini görüyoruz. Gelelim bir de Nasdaq tarafına bakalım. Ağır darbe aldı diyoruz. Muhteşem yedili hisselerinin değer kaybını söylemiştik. Burada da finansal koşullar endeksiyle beraber takip ediyoruz aslında. Biz finansal koşullar endeksinde Temmuz ayında zirvesini takip etmiştik. 4 Temmuz tarihinde o tarihten bu yana piyasada Fed'den faiz indirim beklentileri %100'ün üzerine çıktı Eylül ayı için. Şu anda mevcut durumda Eylül ayındaki faiz indirim beklentisi %108 oranında fiyatlanıyor. Ama finansal koşullarda bir takım değişiklikler oldu ve bir negatife zirveden geri çekilme hareketinin olduğu ve eskisi kadar iyi olmadığı bir döneme girdik. Nasdaq'a bakıyoruz yine aynı şekilde bu eskisi kadar iyi olmayan bir performansla düzeltme hareketinin içerisine girdi ve an itibariyle baktığımızda buradaki korelasyonda 0,55'lere kadar yükseldi. Rotasyonun etkisiyle bakıyoruz ne oldu? Özellikle bugünkü jeopolitik riskleri de denklemin içerisine kattığımız dönemde biz ABD 10 yıllıklara giriş olduğunu görmüştük. 4.13 seviyesi yani Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geri çekildi. Tahvil piyasasına giriş olurken Nasdaq ve riskli varlıklardan para çıkışının gerçekleştiğini takip ettik. Bundan sonraki süreçte neyi takip edeceğiz? Fed'in kararından sonra ve parasal genişlemeye yönelik güçlü bir sinyal gelmesi durumunda ne yapacak teknoloji hisseleri senetleri? Beklenen bilançoları yapay zeka tatmin sizliliğiyle beraber aslında fiyatladığını görüyoruz. Hangi endeks daha yukarı yönlü gidecek diye bakacağız ama şöyle bir istatistik veri notunu da ekleyerek aslında sözlerime son verebilirim. Son 6 yıldaki aslında faiz arttırım döngüsü yani parasal sıkılaştırma döngüsünün ardından takip ettiğimizde S&P 500 ilk faiz indirimine paralel olarak 1 yıllık performans sonrasında %5'lik yukarı yönlü performans göstermiş. Burada 2001 ve 2007 yıllarını aslında hariç tutuyoruz. Çünkü her ikisi de büyük bir krizle sonuçlanmıştı hatırlayacağımız üzere. Dolayısıyla bu akşamki FOMC toplantısı ve teknoloji iyimserliğindeki bu ucuzlayan döngü bizler için önemli olacak. Sevcan çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için diyelim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi değerli bir isim bizimle beraber stüdyoda İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer'i ağırlıyoruz. Seda hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Evet, şimdi biraz böyle çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Hem yurt dışındaki haber akışları, işte merkez bankalarının kararları, bir ayrışma da söz konusu. Merkez bankalarının ne yapacağı konusunda, atacakları adımlar ve sonrasında gelecek adımlar konusunda. Biz de içeride biraz böyle hani borsada tatlar kaçık diyebilir miyiz acaba? Çünkü daha çok böyle aşağı yönlü bir hareket, 11 binin altına gelen bir tablo bizi karşılıyor. Şu anda da %1 civarında satışlar var. Önce bir genelden başlayalım. Yani şu anda son birkaç gündür gördüğümüz satışlar neden kaynaklı? Devamını bekliyor musun? Ya birincisi küresel piyasalarda aslında işte tat kaçık dedin ya, biraz hepsinin çok yükselişi vermiş olduğu bir kar realizasyonu. Trump'ın açıklamaları, Biden'ın istifası, Fed'e yönelik beklentilerin değişmesi, jeopolitikten sonra aslında hepsini bir arada koyabiliriz. Ama piyasa hep zaten bir bahane ister. Bahane de çoktu o dönemde ve küresel piyasalarda tüm her tarafta aslında satışlar derinleşmişti. Bizde de geri çekilmeyi bir miktar tetikledi. Bunu söylemek mümkün ama tabii biz iç tarafta çok fazla haşır neşiriz. Yani yabancı çok olmadığından dolayı iç taraf, bizim taraf biraz da kendi içinde çalkalandı. 2024 yılında bizi en çok tetikleyen ne oldu? Bankacılık endeksi. Bankalarla birlikte yukarı yönde yükseldik. Onun taşıyıcı kolonunu gördük. Onun etkisini gördük ve bankalarla birlikte de aslında şu anda geri çekiliyoruz. Yani hem küreselden gelen soğuk rüzgarın etkisi biraz bizi hafif üşüttü diyebiliriz. Diğer taraftan da bankacılık endeksindeki geri çekilmenin etkisi bizde etkili oldu. Mesela yatay bir bant hareketi vardı bankacılık endeksinde. Şu anda da zaten görünüyor. Orada alt banta doğru bir hareket var. 16 binlerde çok fazla vakit kaybettik. Yani bankalara yönelik olan o olumlu hareket zaten bir miktar fiyatlanmıştı. Bu yukarı yönde yükselişle birlikte güçlü bir şey kaydettik. Yani endeks üzeri getirdik bankacılık endeksinde.
ve yılbaşından bu yana da %100'lere yakın bir getiri elde ettik. Ama son dönemde yataylaşan ve biraz daha böyle yükselmekte zorlanan bir endeks gördük. 16 binlerde çok fazla vakit geçirdik ve şu anda da geri çekilmesinin kar realizasyonu yaşıyoruz. Hani burada temel neden nedir diye baktığımız zaman burada da çok fazla şey söyleyebiliriz. İşte çok hızlı yükselişin ardından bir satış baskısı diyebiliriz. Raporların etkisi diyebiliriz. İkinci çeyrek karların güçlü olmayacağı beklentisi var. Ama bu zaten bekleniyordu. Yani çok fazla sürpriz değil. Raporlar ard arda gelince bunun bir miktar bahanesi olmuş olabilir. Ve geldiğimiz noktada şu anda halen daha düzeltmediyiz. Ama düzeltmenin boyunun satışa dönmesi için çok da kritik bir yerdeyiz. Evet. 15 binden tepki gelmesi gerekiyordu. O gelmedi. 15 bin altı biraz açık. Şurada bir yatay bir bant hareketi çizmiştik. Evet, ekranda vardı biraz önce. Evet. Tekrar alabilirsek onu. 14.300'lere falan tekabül ediyor. Onun da bir tık daha altı haftalık ortalamalarda 13.500. Yani 13.500'e doğru oluşabilecek bir geri çekilme, düzeltme bizim için o 15.000 altında daha derin diyebileceğimiz bir düzeltme olur. Bunun da endekste etkisini görürüz. Keza zaten aslında teknik anlamda da endekste de bir yalpalama var. Çok güçlü hareketini 11.200'lerdeki, 300'lerdeki o güçlü rekor hareketini sürdüremedi. Evet. Zaten rekordayken de temkinli bir yükseliş vardı. Biz Moody's'den sonra o rehaveti gördük değil mi? Çok böyle güçlenen bir endeks göremedik. Yani teknik anlamda çok olumlu pozitif bir tablomuz yok. Yükselen trend bandını aşağı yönde kırdık. 50 günlük ortalama hemen hemen oraya denk geliyordu. Onun altına doğru bir geri çekilmemiz var. Kapanışta şu mor çizgi mesela, bunun altındayız. Yani eğer bu mor çizginin altında kalmaya devam edersek zaten orası yani 10.680'e denk geliyordu sabah. Yani çok bir şey değişmemiştir, aşağı yukarı oralardadır. Bunun altında kalmaya devam edersek bunun altı 10.300-10.200 seviyesi. Hani o kadar karamsar olmak istemeyiz ama geri çekilmenin daha derinleşebileceği bir ortam oluşur. Tabii burada da başka bir hikaye olur bizim için. Yani nasıl bir hikaye? Sanıyorum onun arayışı var mı? Yoksa hani belli bir hikaye var ve onu mu takip edeceğiz? Şu anda endeksi destekleyebilecek beklentilerin bitmesine yönelik bir kar realizasyonu diyebiliriz. İkinci çeyrek bilançolar bizim için önemli. Çünkü orada enflasyon muhasebesini daha sert bir şekilde hissedeceğini, evet, düşünüyoruz. Zaten biz artık kar tahmini yapamıyoruz Reyhan. Yani öyle bir kalemimiz kalmadı. O kalem biraz kırıldı. Bakıyoruz yani hani biz de ne olacağını bilmiyoruz. Şirketler de bunu bilmiyorlar. İşin kötü yanı. Dolayısıyla analiz edebilme yetimiz biraz bizim daraldı. Peki burada nasıl önünüzü görebiliyorsunuz? Yani bunun yerine farklı bir hani ikameniz oldu mu, yoksa gerçekten de hani bu kalem sizin için hani kırıldı dedim. Bu gerçekten hani çarpıcı. Ne yapıyorsunuz? Yani şöyle, tabii ki sektördeki gelişmeleri ve sektördeki konjonktürel etkileri aylık verilerle takip ederek, mesela otomotiv sektörde bunu yapabilirsin. Net bir fotoğraf, evet, ortaya koyabilirsin ama koyamayacağın sektörler de var. Dolayısıyla bilanço kalemleri gelince ve hani biraz daha açıkçası sektördeki oyuncularla teması daha fazla arttırarak anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hiçbir şeyimiz yok değil. Elbette ki bir önceki bilançolardan anlamaya çalışıyoruz. Bizim için artık önemli olan şey sürdürülebilir bir ciro büyümesi. Zaten öyleydi aslında. Zaten öyleydi. Daha önemli olmaya önem kazandı. Esas faaliyet karında reel büyüme. Zaten şu anda reel büyümeye bakıyoruz artık. Esas faaliyet karlılığının artıyor olması, fabrikte artışların ne oluyor olması. Bu net parasal pozisyon kayıp ve kazançlar hani bizim için tahmin edilebilir bir kalem çok fazla değil. Dolayısıyla net kar bir tık daha geri planda kalmış gibi görünüyor. Ama işte burada oluşabilecek bir düzeltme, daha derin bir düzeltme, daha güçlü bir aşağı yönlü harekette. Biz borsada bunu daha önce yaptık. Mesela şuradaki bir grafikte mesela onu verebiliriz. Aşağıda bir yükselişin ardından bir düzeltme yapmıştık. Bu düzeltme de 10.000 seviyesinden ve tam olarak aslında 50 günlük ortalamadan yukarı yönde tepki almıştık. İşte orada borçlu, daha çarpanların yüksek olan, daha işte sektörünün şu anda konjonktür etkiden desteklenmemiş olan şirketlerde mesela değişiklik yapıp beklentisi olan şirketlere kayma zamanıydı. Mesela tekrar sonra bir miktar bir tepe yaptı borsa. Sonra burada bir miktar yataylaşarak 10.300 bölgesini
tekrar bir düştü. O da 50 günlük ortalamasıydı. Orada da mesela aslında riskli varlıklardan çıkış pozisyon değişikliği için bir fırsat verdi. Yine bir tepe yaptı şimdi ve tekrardan 50 günlük ortalamasına geldik ve düzeltmeyi yapıyor. Buradan bir tepki gelirse güzel. Hani yeniden o tepelerin vermiş olduğu düzeltmeyi kullanmış olacağız. Vermez ise daha derin bir düzeltme olmuş olacak. İşte o zaman ikinci çeyrekten sonra yani bilançoların bize verdiği ve daha doğrusu konjektürün de temanın bize verdiği fırsatları değerlendiriyor olacağız. Çünkü birinci çeyrekle birinci yarı yılda ikinci yıl arasında tema farkı da olacak. Şimdi piyasada yavaş yavaş faiz indirimleri Eylül-Ekim raporlar, yabancı raporlarda Ekim, Eylül-Ekim ya da Ekim-Kasım konuşuluyor. Hani bizim için Eylül çok erken, yani hiç öyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz. Hani belki Kasım, Aralık gibi bizde yani yabancı raporlardan biraz daha şeyiz ama en ideali hani şu anda 2025 yılının ilk çeyreği gibi görünüyor ama sanki hani bu yıl bir faiz indirimi gelecekmiş gibi de bir hava var. Bunun tarihi konuşulmaya başladı. Elbette ki düşük faiz ortamından daha çok menfaat sağlayacak olan sektörlerde beklentilerden dolayı, beklenti önden alınır ya, bu şekilde bir değişim söz konusu olabilir. Ama yani faizler düşse dahi sıkı para politikasının korunacağı beklentisi de var. Dolayısıyla hani orada nasıl bir düşüş olmalı ki senin dediğin gibi yani o beklentileri olumlu şekillendirebilsin. Çünkü çok fazla da bir alanın yok sanıyorum ki Merkez Bankası'nın. Çok haklısın. Nasıl ki faiz arttırım süreci çok sancılı başladı. Hadi bir diyorduk yani biz hani başlayınca devam etsin istedik. Nasıl ki kademeli geldi. Faiz indirimleri de kademeli gelecek. Doğru ama ilk kurşun atılmış olacak. İşte o ilk kurşunun biraz tarihi önemli. Eğer daha erken beklentilerden mesela Eylül gibi gelirse hani piyasanın biraz daha erkeninde bu mevcut konjektürün daha erkeninde olacak. Çünkü Temmuz enflasyonu biz yüksek geleceğini biliyoruz. Ağustos enflasyonunda bir miktar 2'nin altında gelecek mi ya da 2 civarında ne taraflarında gelecek bunu bakacağız. Temmuz, Ağustos, Eylül zaten. Evet. Yani elimizde çok büyük bir data, veri. Evet. Olmayacak yani olmadan şunu olacak. Şunu da merak ediyorum şimdi elimize ulaşan işte verilere bakınca mesela tüketici ile ilgili hem öncü göstergeler hem işte açıklanan geriden gelen veriler hep bir bozulmaya işaret ediyor. Bu daha önceden enflasyondan beslenen sektörleri mesela perakende sektörünü ve mevcut koşullar ne kadar olumsuz etkileyebilir? Yani orada çünkü çok ciddi özellikle hani yıl sonuna doğru yaklaşırken bir yavaşlama bekleniyor. Burada endeksi o anlamda çok etkileyebilecek bir durum var mı sence? Yani reel sektör zaten şu anda zor durumda. Dolayısıyla o konuda da hani faiz indirimleri ne zaman başlayacağına yönelik beklentiler de o tarafta da var. Ya ama biz iç tüketimdeki daralmayı hani etkisinin 3. çeyrekte daha fazla geleceğini tahmin ediyoruz. Bu kredi kartındaki kısıtlamaların kademeli bir şekilde 3. çeyreğe biraz daha yansıyacağını düşünüyoruz. Ama dünyada da mesela soğuma geç geldi. Yani dünyada da soğuma geç geldi. Evet. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir kademe vardı. Burada da yine aynı şekilde var ki tüketimin daha çok daha canlı kaldığı bir taraftan bahsediyoruz bizim ülkemiz açısından. O nedenle 3. çeyrekte biraz daha o soğuma etkisini göreceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla işte beklentilerin yönetilmesi ve hani burada da bir geri çekilmenin verdiği fırsatla riskli tarafta olan ya da artık beklentisi yavaş yavaş sonlanmaya başlamış, bitmiş olan şeylerde değişim, acaba portföy değişimleri fırsatı gelecek mi? Bunu kolluyoruz. Bir öncekinde 10.000'e geri çekildiğinde bunu vermişti. 10.300'lerde bunu yine düzeltmede vermişti. Şu anda da 10.600'lerde yine 50 günlük ortalamasını test ediyor. Yine bir acaba fırsat verecek peki, mi? Peki o değişimi biraz açabilir misin? Hani bir değişim olduğu takdirde evet hani bunun tarihi önemli kritik olacak ama hani nasıl bir değişim bekleyebiliriz, beklemeliyiz? Şimdi genele yayılan bir endeks hareketi görmedik. Dolayısıyla seçici hisselerde ve seçici yani sektörlerde seçici olduk. Hisselerde de dolayısıyla seçici evet. olduk. Yine genele yayılan bir yükseliş olmayacağını varsayıyoruz. Öyle görünüyor. Yani elbette ki mesela bu yan tahtalar dediğimiz ya da işte biraz daha BIST 100 dışı şirketler dediğimiz tarafa doğru şey yaptığımızda orada yukarı yönde yükselişin daha sınırlı olduğunu gördük. İşte bilişim, sigorta, bankalarla birlikte yürüdük. Ha burada hikaye bitti mi? Burada da henüz hikaye bitmedi aslında.
Ama hikaye sınırlandı, yükselişin hızı sınırlandı. Dolayısıyla artık yavaş yavaş mesela kâr alınabilip daha beklentisi olan sektörlere doğru kayma söz konusu olabilir. Şimdi yine yan tahtalarda ya da yan kağıtlarda, küçük taraflarda çok büyük bir hareketlilik olmayacak. Çünkü bize 2024 yılı bunu vermedi. Ama hikayesi olan şirketlerde mesela yatırım hikayesi, TUKAŞ çok güzel bir haber açıkladı mesela, bir yatırım hikayesi. Şu anda o fiyatlanıyor. Daha detayı böyle çok şey yapılmadan aslında bir hikaye ihtiyacı da var. Bir beklentinin de fiyatlandığını görüyoruz. Yani dolayısıyla birincisi hikayesi olan şirketlere ama en önemlisi nakit pozisyonu yüksek, öz sermaye karlılığı yüksek, boşluk seviyesi düşük olan şirketlerde performansın güçlü olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Reel büyüme özellikle ciro tarafında sürdürülebilir bir şekilde bilançolarda aldığımızda bu da performansı etki edecektir. Biraz daha sanki işte çimento tarafına, sanki biraz işte inşaat tarafının zamanı var ama bu taraflarda da hareketlilik başlayacakmış gibi görünüyor. İskonto oranları orada da çok fazla. Diğer taraftan bilişim tarafına sanki kaymalar olacak. Ama perakende, iletişim, içecek, yeniden sigorta yeniden devam edecek gibi görünüyor. Ama o artık marj azaldı. Yani oradaki marj azaldı. Çünkü yılın başından bu yana mesela sigorta şirketlerinde %90'ların üzerinde, %100'e yakın getirilerin oluştuğunu gördük. Yani şu anda değil ama yine iletişimde de öyle. Bir Turkcell'de, bir Tritikom'da çok güzel yukarı yönde hareketler aldık. Yılın ikinci yarısından sonra karlılık artmaya devam edecek ama yukarı yönde yükseliş bir bu kadar daha devam eder mi? Onu sorguluyoruz. Artık yavaş yavaş hani yılın sonuna doğru zaruri, ihtiyaç olan sektörlerden çıkıp büyüme sektörlerine doğru yönlenme söz konusu olabilir. Evet, az vaktimiz kaldı. Bugün de Fed günü, o yüzden oraya dair de beklentilerini merak ediyorum. Sence nasıl bir Powell'la karşılaşırız bu akşam? Powell'ın açıklamalarındaki ton çok önemli olacak. Enflasyon vurgusu tonu çok önemli olacak. Yani son verilerin biraz daha cesaretli konuşmalara meyil ettiğini gördük. Yumuş hava var ama işte piyasa bir de Powell'ın konuşmalarını nasıl algılayacak çok önemli. Yani piyasa çok bazen ters algıladı. Bazen çünkü kendini hani sadece kendi bildiğini okuyor piyasa. Powell çok dese doğru. De başka evet. Bir şey üzerine yoğunlaşıyor. 2023 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Mart ayında faiz indirimi fiyatlanıyordu. %100 evet. Fiyatlanıyordu. Yani bunun hani biz de çok olası olmadığını konuşuyorduk ama oldu yani fiyatlama oldu sonuçta. Beklenti daha doğrusu bu taraftaydı. Valla karar metninde çok ufak bir belki şey değişebilir, jargonda küçük bir değişiklik olabilir ama ana etkinin ben Powell açıklamalarında olacağını düşünüyorum. Eğer piyasa Powell'ın açıklamalarında umduğunu bulamazsa tarım dışı istihdam verisinde büyük bir ihtimalle fiyatlama isteği doğacaktır. Evet, orada da Cuma'da, evet. Cuma gününde olacak gözlerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz Seda. Aktardıkların için İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle beraberdi. Programımızı noktalıyoruz. Sırada Akıllı Para Var, Çağlar Kuzukluoğlu sizinle birlikte olacak.